Esselamu aleyküm. Aziz kardeşlerim, hayırlı cumalar. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, Yusuf el Karadavi'nin Köy ve Mektep Çocuğu Hatıralarım adlı eserinden bana ders vermesini arzu ettiğim hocalar ve bunun yanında benim temennilerim ve öğrencilerin hayalleri bölümlerini sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu imkanı veren Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Tanta Lisesi'nde ilimleriyle ve ders verme yöntemleriyle öne çıkmış bazı hocalar vardı. Bu hocaların hem iyi bir şöhretleri vardı hem de öğrenciler arasında hayırla yad ediyorlardı. 5 yıllık eğitimim süresince bir senede olsa bu hocalardan birisinin öğrencisi olmayı çok isterdim. Fakat nasip olmadı. Bu hocalardan biri Şeyh Abdülbasit Selim idi. Hanefi fıkıh hocasıydı. Derslerini öğrencileri uyanık tutacak şekilde canlı anlatıyordu. Ben daha önceki derslerimde de ifade etmiştim. Bu tip hocalar kurumlarında pek rağbet edilmez. Öğrenciler tarafından sevilen, hürmet gösterilen hocalar genelde sevilmeyen ve diğer hocalar tarafından kıskanılan, yani mümkün mertebe o kurumdan uzaklaştırılmaya çalışılan, hakkında bir takım ileri yeri isnat ve iftiralarla yıpratılmak istenen hocalardandır. Durağan bir ders olmasına rağmen fıkıh dersi onunla hoş oluyordu. Onun derslerinin nasıl olduğunu ev arkadaşım ve hemşerim olan Kemal Abdülmecid Mısri anlatıyordu. Bu arkadaşım 3 sınıf önümdeydi. Fakat bu hocadan ders almak nasibimde olmadı. Bir diğer hoca Şeyh Feyzi Habeşe idi. O Arap edebiyatı hocasıydı. Görüldüğü gibi güzide hocalar var. Ancak o hocaların her ne kadar dersini almak istese de fırsat olmadığı ifade ediliyor. Diğer bir hocası da Şeyh Fevzi Haşebe idi. O Arap edebiyatı hocasıydı. Öğrencileri tarafından sevilen biriydi. Öğrencileri üzerindeki etkisi büyüktü. Üniversitede iken Arap edebiyatı hocalarıyla kıyas ediliyordu. Hem kibar hem nezaketli olmakla birlikte ciddi ve heybetli idi. Komik ifadeler kullanır ve öğrencileri bunu ezberlerlerdi. Kompozisyon dersine önem verirdi. Öğrencilerine düzgün ve estetik yazma konusunda uyarılarda bulunurdu. Kimi zaman bazı öğrencilerine teşvik edici sözler söyler, kimi zaman da onları kınardı. Mesela şöyle derdi: "Senin ayaklarını yola koydum. Haydi şimdi Allah'ın izniyle yola koyul." Ya da "Seninle kompozisyon arasında daha çok mesafe var." Ya da "Sen doğulusun ama yazdığın konu batılı" ve benzeri. Ben Şeyh Fevzi Haşebe hocayı sadece seçmeli derslerde, yani hocamız olmadığı zamanlarda bize ders verdiğinde gördüm. Bu ders metin ezberi dersiydi. Metin ezberi dersi ise her zaman istirahat dersi olarak görülüyordu. Nasıl seçmeli ders sayılıyorsa artık, fakat Şeyh Fevzi kurallara bağlı biriydi. Prensibi vardı.
her şeyin hakkı neyse onu vermeyi kendisine ilke edinmişti. Bu dersi de bir mesuliyet olarak görüyordu. Bu tip hocalar da sevilmez. Çünkü yoklamaya dikkat eder, vaktinde öğrencinin gelmesini ister, dersin gereğini yapmasını ister. Hele bu pandemi döneminde iki defa eğitim sekteye uğradı. Birisi uzun süre evlerde kalmak zorunda kaldığımız, sokağa çıkma yasaklarının hasıl olduğu pandemi dönemindeydi. Uzaktan eğitim dersleri açıldı. Öğrencinin ismi var ama cismi ortada yok yani. Bu ne demek? Cep telefonunu ayarlıyor, o arada çıkıp gidiyor. Ya da tabletini açıyor, bilgisayarını açıyor, ortadan kayboluyor yani. Hadis metinleri diyelim. Okurken diyoruz ki Ahmet mikrofonunu aç cevap ver. Ahmet ortada yok. Mehmet ister mikrofonunu açabilirsin ancak kameranı açıp açmamak size ait, bu soruya bir cevap ver. Ya da buradaki ravi kimdir, onunla ilgili bize bir karşılık ver. Öğrenci ya sessiz kalmayı tercih ediyor ya da chatten bir cevap yazıyor. Mikrofonum arızalı, şu anda müsait değilim. Yine bir öğrenci, bayan öğrenci, dedim mikrofonunu aç, cevap ver, kameranı açman gerekmez. Hocam kusura bakmayın, ben pazardayım. Şimdi sizi anneniz, babanız bu dersin gereğini yapsın diye, bu üniversitedeki dersleri alsın diye gönderiyor. Bir de pandemi döneminde, ardından bu sene yine 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde öğrenciler yine uzaktan eğitimle ders aldılar. Yine aynı durumlar hasıl oldu. Öğrenci kimin girdiği, iPhone'uyla giriyor öğrenci. iPhone ama kimin iPhone'u? Diyorum ki arkadaşlar, Erdoğan Köyücü olarak ben nasıl yazıyorsam siz de adlarınızı yazın. E kimin iPhone'u yani? Bu iPhone'la giren öğrenci kimdir yani? Zaman zaman bu gibi sıkıntılar baş gösteriyor. Vicdanının sesini dinliyordu. Bundan dolayı öğrencilerin vaktinin zayi olmasına razı olmuyordu. Mutlaka ya bir ilim ya da bir edebin öğrenilmesi gerektiğinin bilincindeydi. Bundan dolayı sınıfa girer girmez tahtayı sildi. Tahtaya Endülüslü meşhur şair İbni Zeydun ile Vellade bintil Müstekfi adlı kadın şair arasında geçen bir şiirini yazmaya başladı. Son Emevi halifesi 3. Muhammed el Müstekfi'nin kızı olması hasebiyle siyasi açıdan oldukça çalkantılı bir süreçte dünyaya gelmiş ve yetişmiş Vellade, iyi bir şaire, edibe, müzisyen, dil uzmanı ve ilmiyle, birikimiyle kendi döneminde öne çıkan bir isim. Burada bir internet adresi de verilmiş. http://www.tyb.org.tr Son Endülüs Halifesi'nin -saire-kizi-vellade 36172 h.htm mütercim bir internet sitesi eklemiş. Yani hoca kendi şiirini yazıyor. Vellade Bintil Müstekfi, ki bu son Emevi halifesi 3. Muhammed el Müstekfi'nin kızı olması hasebiyle son derece oldukça çankantılı, yani sorunlu, itilaflı, yani olayların zirveye çıktığı bir zaman diliminde dünyaya gelmiş, yetişmiş Vellade, iyi bir şaire, edibe, müzisyen, dil uzmanı ve ilmiyle, birikimiyle kendi döneminde öne çıkan bir isim. Yani halifenin kızı Vellade Bintil Müstekfi, yani Müstekfi'nin kızı Vellade anlamına geliyor zaten. Adlı kadın şair arasında geçen bir şiirini yazmaya başladı. Bu şiirlerin devamını bulmamızı ve yazarken de ezberlememizi istedi. 3 beyitti zaten. Biz de öğrenciye diyoruz, kardeşim internet sitesine bakma.
Sana bir dakika süre veriyorum. Eğer bu bir dakika süre içinde sen diyelim İbn-i Şihab Ez-Züri'nin kim olduğunu bilmiyorsan, bilmiyor olabilirsin. Bunda mecbur değilsin. Ama internetten bu bir dakika içinde araştırıp bana İbn-i Şihab Ez-Züri evvelu men devvenel hadis yazma yani. O bilgi sende varsa kullan. O bilgi sende yoksa internetten tarayarak bana bilgi yazma. Biz o anda öğrencinin bilgisini kontrol ediyoruz. İnternetten aşırdığı bilgiyi değil, internetten alıp kendisine o an mal ettiği bilgiyi değil. Eskiden hocamızın 49'lu yıllar, 45'li yıllar, İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği yıllar, internet diye bir hadise yok zaten. İnternet kullanımı söz konusu değil zaten. Ellerinde kitap yok zaten. O anda öğrenci acaba hangi kitaptan yararlanabilir? Hoca belki zaman verse dese bir hafta sonra size zaman veriyorum. Edebiyat kitaplarından Vellade Bintil Müstekfi'nin kızıyla arasında geçen hadiseyi anlatan şiirin ben burada bir kısmını yazdım, diğerini de siz bulun gelin haftaya ödeviniz diyebilir. Üç beyitti zaten. Ezberlemem uzun sürmedi. Şiir şöyleydi. Ben daha önce de söyledim sizlere. Yani şiirler Arapça olduğu için Türkçe'ye çevrildiğinde icazı kayboluyor. Yani bunlar nazımlı şiirler. Düz nesir haline gelmiş oluyor. Benimle senin aranda sen istersen hiçbir sır olmayacaktır. Sırlar ifşa olunca da gizlemek olmayacaktır. Yani sırlar ortaya çıkınca. Ey şansını bana satan kişi, hayat bana verilseydi ben asla bu şansımı kimseye satmazdım. Sen büyüklen, ben sabrederim. Sen dil uzat, ben katlanırım. Sen diklen, ben boyun eğerim. Diklenmek burada baş kaldırmak, isyan etmek. Sen yönet, ben de kabul ederim. Sen konuş, ben dinlerim. Sen emret, ben İtaat ederim. Bunu yazdıktan sonra bu sefer de İbni Zeydun ile Vellade arasında geçen aşktan söz etti. Yani halifenin kızıyla İbni Zeydun arasında aşktan söz etti. Kimi zaman aralarında geçen sevgiden ve visalden, visal burada kavuşma olarak tercüme edilmiş, kimi zaman da aralarındaki geçimsizlikten ve hicrandan söz etti. Daha sonra bu kısa beyitlerin içerdiği manalardan bahsetti. Sonra sordu, içinizden bu beyitleri ezberleyen var mı? Tabii bu soruyu tahtayı sildikten sonra sormuştum. Tahtadaki nazımı yani Müstekfi'nin kızı Vellade'nin örneğin İbni Zeydun ile arasında geçen ya da yukarıda zikrettiği bu şiirlerden devamını bulmamızı istediği üç beyitlik şiir tahtaya yazdı. Bir müddet sonra sildi. Yusuf el-Karadavi ben bunu ezberledim demişti. Ben de ellerimi kaldırdım ve ona okudum. Bakın o anda ezberlemek ne kadar fayda sağlıyor. Bu kolaydı. Sonra öğrencilere burada Ebu'l-Velid Ahmet bin Abdullah bin Ahmet Galip el-Mahzumi el-Endelusi, ölüm tarihi Hicri 463, miladi 1071, şair, edip ve vezir. Onu da İslam Ansiklopedisinden İbni Zeydun maddesinden almış. İslam Ansiklopedisinin bütün maddeleri, ek maddeleri dahil tamamı internette PDF ortamında var. Yani siz oradan örneğin Ebu'l-Velid Ahmet bin Abdullah bin Ahmet bin Galip el-Mahzumi el-Endelusiye, son Emevi halifesi 3. Muhammed el-Müstekfiye ve Vellade Bintil Müstekfiye bakabilirsiniz. Tabi Vellade Bintil Müstekfiye, siz son Emevi halifesi 3. Muhammed el-Müstekfi'den bakacaksınız. Aralarında nasıl bir hadise gelişmiş ya da İbni Zeydun ile Vellade arasındaki aşkı öğrenebilmek için o dönemde yazılan Emevi dönemini ele alan kitapları yazacaksınız. Örneğin Osmanlı dönemi deyince hemen divan edebiyatı akla gelir. O dönemde örneğin
Nedim'in o dönemde, Baki'nin o dönemde, Fuzuli'nin yazdıkları okunursa bu dönemin tartışmaları, bu dönemin güzellikleri ortaya çıkacaktır. Sonra başka öğrencilere de sordu. Kimi iki beyit ezberlemiş, kimisi de bir beyit ezberlemişti. Son beyti benden başka ezberleyen yoktu. Şimdi öğrencilere ne beyti yani? Yasin suresini, Tebareke'yi, Amme'yi, Amme'nin içindeki surelere ezberletmek o kadar zor ki öğrenci bin takla atıyor ezberlememek için, mazeret uyduruyor. Zaten o yıl geçemiyor, ikinci yıl tekrar geliyor hocanın önüne. Ta tek derse kadar belki Kur'an-ı Kerim'den geçemeyen öğrenciler var. Bir öğrenci bana ulaştı, hocam ben tek ders sınavına gireceğim, dedim haline bir inceleyeyim. Gerçekten tek bir dersten kalmış yani. Şimdi kim olursa olsun Kur'an-ı Kerim'i niçin son döneme bırakıyor? Niçin Amme'yi ezberlemiyor? Amme'nin içindeki sureleri ya da Duha'dan Nas'a kadar ezberlemiyor yani. Bunu son güne kadar bekletiyor yani. Hangi fakülte olursa olsun yani. Bu senin görevin değil mi? Bu müfredatta var. Yarın bir yere imam hatip olarak atanacaksın. Duha suresinden de okuyamayacaksan nasıl namaz kıldıracaksın sen? Sonra son beyti benden başka ezberleyen yoktu. Son beyitte 12 tane fiil vardı. Hem mazi yani geçmiş zaman, hem de emir, hem de muzari şimdiki zaman fiilleri vardı. Bu bittikten sonra dersin bitmesine biraz daha zaman vardı. Yine İbni Zeydun'a ait başka bir şiir verdi. İbni Zeydun Halife Muhammed Müstekfi'nin kızına aşık olan, Velladeye aşık olan İbni Zeydun. Şiir şöyleydi. Sevgili sabrına veda etti, sana veda etti, elveda etti. Sırrını da açtı, seni terk etmek istemedi. Ey dolunayın parıltısı gibi sevgili. Allah seninle olduğum zaman acısın. Sensiz gecelerim ne kadar uzun. Ama seninle olan gecelerimin ise kısalığından şikayet ederim. Burada görüldüğü gibi ilahi bir aşktan değil, beşeri aşktan bahsediyor. Yani Vellade ile İbni Zeydun'un zaten bu şiir, onun aralarında geçen sevgiyi, muhabbeti ortaya çıkaran, yani bir nevi beşeri aşkı ortaya çıkaran bir şiir olarak karşımıza çıkıyor. Ya yoksa ilahi bir aşk şiiri değil. Yani muhabbetullah değil, muhabbetu Rasulillah değil. Az önceki beyitleri ezberlediğim gibi bunları da ezberledim. Birçok hocanın hiçbir şekilde değerlendirmediği metin ezberi dersinde Şeyh Fevzi Haşebe hocanın bize olan dersi önemliydi. Okuldaki diğer büyük hocalardan biri Şeyh Abdülkerim Çavuş, okulun da murakabı idi. O da bazen derslerimize girer ve dersini gayet iyi ve başarılı bir şekilde işlerdi. Talebeler onun dersine aşık idi. Biz de lise yıllarında, Emirdağ İmam Hatip Lisesi mezunuyum, törenlere beni götürürlerdi. Orada diyelim Çanakkale şehitlerini sen okuyacaksın. Diyelim 19 Mayıs'taki törenlerde, bayramda yani 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sen okuyacaksın. Diyelim şehitlerle ilgili bir törende şiiri sen okuyacaksın. Çünkü şiir yarışmaları yapılıyordu. O şiir yarışmalarından bir tanesinde birinci gelmiştim. Ondan sonra hocaların gözleri bize yönelmişti. Yani bu hocayı biz markaja alalım. Gittiğimiz her yerde onu götürelim. Orada okulumuzun adına şiirler okusun. Örneğin o şekilde çağrılıyordu. Emirdağ İmam Hatip Lisesi'nden Erdoğan Köycü Çanakkale Şehitleri şiirini okuyacak Mehmet Akif Ersoy'um diye seslendiriyorlardı. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif ordularının yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Bakın o günlerden bugüne kadar biz de Yusuf El Karadavi'nin hocalarının tahtiye yazar yazmaz ezberlediği gibi biz de bunları ezberlemişiz. Örneğin Nedim'den bahsetmiştim. Fuzuli'den bahsetmiştim. Ah eden kimdir bu saat kuytuda?
Sustu bülbüller hıyavan uykuda. Şimdi ay bir servisi mindi suda. Esme ey bat, esme canan uykuda. Beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şem'i yanmaz mı? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Önümde bir metin var mı? Hepsi tamamen hafızamdan. Ta lise yıllarında ezberlediğim şiirler bunlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Bunları siz bugün bu kadar teknikle, bu kadar bilgisayar ortamında, bu kadar internet ortamında her şey elinizde varken ezberlemiyorsanız hocalar size ne yapsın yani? Bir de Mehmet Akif'ten İstiklal Marşı'ndan okuyalım. Örneğin Cemal Kutay gibi, Mehmet Akif gibi, Necip Fazıl gibi yüzide alimler arza endam etmiş. Mehmet Akif Ersoy 725 şiirin içinde İstiklal Marşı şiiriyle Osmanlıcadır tamamı, birinci gelmiş. Diyor ki örneğin, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin vatanımdan tek beni dünyada cüda. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin tebeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bunlar hani bugün gençliğin belki İstiklal Marşı'nı 10 kıtasının tamamını ezberleyebildiği ana bir Necip Fazıl'ın Çile'den örneğin Sakarya türküsünü öğrenemediği ya da onu ezberleyemediği, Kaldırımlar şiirini ezberleyemediği malumdur. Bunları kardeşlerimiz ta lise yıllarında ezberlerlerse gelecek yıllarda örneğin bir üniversitede bir şiir yarışmasında, bir şiir dinletisinde ben de bir şiir okuyabilirim. Örneğin Necip Fazıl'dan ben de bir şiir okuyabilirim. Sakarya türküsünü okuyabilirim. İster bu metinden olabilir, ister hıfzdan yani hafızadan olabilir. Benim temennilerim ve öğrencilerin hayalleri diye bir fasıl daha var. İnşallah onu da sunacağız. Okuldaki diğer büyük hocalardan birisi Şeyh Abdülkerim Çavuş, okulun da murakabıydı. Yani derslerde o da geliyordu. Dersleri en iyi şekilde işliyordu demişti en son. Hatırladığım ilginç anılarımdan biri şudur. Biz lise birinci sınıftayken hocalardan biri dersimize geldi. Ders yine seçmeli dersti. Zarif ve espri yapan bir hocaydı. Öğrenciler ile biraz zaman geçirmek istedi. Şöyle dedi. Her öğrencinin hayatında yapmak istediği, gelecekte olmasını istediği temennisini, ne olmak istediğini söylemesini istiyorum. Şimdi üniversite sınavları açıklandı. Dün gençler yatsı namazından geliyorum. Camimiz bize yakın. Selalar da verildi inşallah. Cuma namazı yakın. Gençler tartışıyordu. Ben şu kadar puan aldım, sen şu kadar puan aldın. Üniversite sınavlarındaki sıralamalar o öğrencilerin tercihlerini etkiliyor yani. En çok yani soruyu yapan, en çok yani üst listede yer alan diyelim, ilk bine, Türkiye'de ilk bine girmiş, ilk 2000'e girmiş, ilk 10.000'e girmiş, ilk 100.000'e girmiş. Bu öğrencilerin tercihleri tercih ettiği fakülteye göre değişiyor. Örneğin tıp, hukuk, mühendislik ise yani üst ilimlere girmek gerekiyor. Örneğin Ankara İlahiyat, Marmara İlahiyatsa diğer ilahiyatlara göre bu ilahiyatların puanı daha üsttedir. Ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi benim birinci tercihimdi yani. Ve birinci tercihime Allahu Teala bizleri kazanmak, oraya yerleşmek ve orada hiç sene kaybetmeden 5 yıldır fakülte, 5 yılı 10 yılda bitiren hocalarımız oldu.
bizden önce başlayıp bizimle bitiren hocalarımız oldu. Bizimle başlayıp bizden sonra bitiren hocalarımız oldu yani. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık artı 4 yıl. Hazırlık artı 4 yıllık lisans eğitimini elhamdülillah hiç sekteye uğratmadan, yani hiç sene kaybetmeden Allah-u Teala bizlere başarmayı lütfetti ve mezun olduktan hemen sonra hiçbir sene kaybetmeden yüksek lisansı kazanmayı nasip etti. Senelerce 3-5 yıl yüksek lisans kazanamayan, biz doktorayı bitirmişiz, doçentliğe atanmışız. Doçentliğimizin üzerinden 3 yılın üzerinde bir zaman geçmiş. Hala yüksek lisansını bitirip sevinen arkadaşlarımız oldu bu dönem. Ben yüksek lisansımı 1993'te bitirmiştim. 17 yıl oradan, 23 yılda buradan 40 yıl olmuş. 40 yıl sonra benim sınıfımdan bir arkadaş yüksek lisansını bitirdi. 40 yıl sonra. Hadi 3 yılını çıkaralım. 37 yıl sonra benim mezuniyetimden 37 yıl sonra. Şimdi mi anladınız yüksek lisansın değerini? Şimdi mi anladınız doktoranın değerini? Peki bizimle yarışırken niye gayret etmediniz? Ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yüksek lisans sınavında birincilikle girmiştim. 94 puan alıp birincilikle kazanmıştım sınavı yani. 40 kişi müracaat etmişti. 30'u otomatikmen elendi zaten yani. 10 kişi yüksek lisans yapma hakkını kazandı yani. Şimdi üniversiteye girmek yetmiyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yerleşmeniz, birinci tercihinizi kazanmanız yetmiyor. O fakülteyi en az 75 puanla bitirmeniz gerekiyor yani. 75 alamazsanız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans yapamıyorsunuz. 75 yetmiyor. Ardından yüksek lisanstan sonra yine yüksek lisans mezuniyet ortalamasını 75 istiyor Ankara Üniversitesi. 74-99 olup o fakültede, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans yapamayan, çeşitli üniversitelere giden hocalarımız oldu. Hocalara sitem ediyor. Ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktora yapamadım. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktoramı yaptım. Şimdi bu hocalarımız yurt dışında müşavir yani. Biz Diyanet Teşkilatı'nda değiliz yani. Onun için Yüksek Öğretim Teşkilatı'ndayız. Şu anda bizim örneğin il müftülüğüne, ilçe müftülüğüne, belki il müftülüğü ilk anda olmaz ama ilçe müftülüğüne atanmada hiçbir engelimiz yok. Doktorasını bitirenler zaten ilçe müftüsü olabiliyorlar yani, müftü olabiliyorlar. Hiç sınavsız. Çünkü doktorasını bitirmiş. Yüksek ihtisas 2,5 yıl. Siz 2,5 yıl değil, 5 yılda belki doktora bitiriyorsunuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde. Diyanet şöyle bir mevzuat çıkarmış. İlahiyat fakültelerinde doktoralarını yapanlar müftülük sınavına dahil değildir yani. Sınava girmezler. Direkt mülakata girerler. Mülakatta da başarılı olurlarsa atanırlar yani. Şimdi bizim düzeyimizdeki hocalarımız il müftülüğü yapıyorlar. Hatta il müftülüğünü bırakıp üniversiteye doktor öğretim üyesi olarak giriyorlar. Doçent oluyorlar, ardından profesör oluyorlar. Böyle il müftülerimiz tekrar yüksek öğretim kuruluna müracaat edip doktor öğretim üyeliğinden, ardından doçentlik, ardından profesörlük, ardından hocalarımız, dekan olan hocalarımız oldu yani. Bölüm başkanı olan hocalarımız oldu. Onlara da selam olsun. Yani öyle masa başında 3-5 kitap okumakla alim olunmuyor. Emad kardeşim rahmet olsun inşallah diyor. Muhittin abim kutsal topraklardan döndü. Hayırlı cumalar, saygı değer hocam diyor. Karadeniz turuna, Batı Karadeniz turuna çıktığınız haberini aldım, ancak ben bugün Eylül ayına kadar Ankara yolcusuyum. İnşallah bugün Bartın'dan saat 2.30'da ayrılıyorum. Yani uzun bir izne çıkıyorum. Geçen yıl yaz okulu vardı. Çok bizi meşgul etti. Ancak bu meşguliyetin yanında arka planda kardeşlerimiz bu dersi en güzel şekilde aldılar. Uzaktan eğitim, zaten ben her zaman bunu ifade ediyordum. Ben uzaktan eğitim istemiyorum. Benim derslerimi yüz yüze yapın yani. Ama idare diyor ki senin keyfinle olmuyor bu yani. Yok, karar almış yani.
Uzaktan eğitimle yapılacak bu ders yani. Ne oluyor? Ondan sonra kamera karşısına geçiyorsun, öğrenci ortada yok. Gelse de yani ciddi anlamda bir karşılık vermiyor, derse katılmıyor. Öğrenci diyor ki benimle tartıştı. Hocam diyor, yok diyor, bu öğrencilere diyor izin vermiş diyor, niye derse gelsin diyor yani. Ya öğrenci yüz yüze derse gelmiyor, hocası sınıfta ders anlatıyor. Diyorum ki arkadaşlar biz sınıfta yalnızız, sınıfta yankı yapıyor sesler, gelin sınıfta girin. Öğrenci diyor ki hocam diyor yok izin vermiş, niye gelsin öğrenci diyor. Tamam anladık yani, Eskişehir'deki bir öğrenci gelmiyor, İstanbul'daki bir öğrenci gelmiyor, Ankara'daki bir öğrenci gelmiyor. Peki Bartın'da oturan öğrenci niye gelmiyor? Ben bir öğrenciyi pazarda gördüm, önemli değil, ismi bende kalsın. Dedim ne yapıyorsun buralarda? Biz dedi bir etkinlik yapıyoruz. Bir defa derse gelmedi, Bartın'da öğrenci. Şöyle mi düşünüyor, ya ben niye yol parası vereyim? Uzaktan eğitim zaten mecbur değil yani. Hoca notları yayınlıyor. Nereden işleyeceğimizi biz biliyoruz yani. Niye ben hocanın dersine gideyim ki? Niye 40 dakika zamanımı harcayayım ki yani? Bak, yüz yüze gelmediği gibi uzaktan eğitime de gelmiyor öğrenci. Bir yoklama yapıyoruz. Sınıfın sayısı diyelim 60'sa bu öğrenci nerede ya? 40 tanesi nerede? Diyorum ki İstiklal Harbi'ne mi gitti bu öğrenciler? Çanakkale Savaşı'na mı gitti bu öğrenciler? Nerede? Öğrenci kendine göre haklı yani. Devam mecburiyeti yok ki diyor, ben bu derse niye gireyim diyor yani. İnşallah bir daha depremler, bir daha pandemi gibi sıkıntılar yaşamayız. Yüz yüze eğitime devam ederiz. Öğrencinin o zaman başına gidiyoruz, diyoruz ki sizi tatile davet ediyorum. Bu hadisi yaz bakalım. Çok güzel yazan öğrenciler var. Ama diğer yazamayan öğrencilere de biz destek olmak zorundayız. Yarın siz müftü olacaksınız. Yarın din kültürü öğretmeni olacaksınız. Yarın İmam Hatip liselerinde hadis hocası olacaksınız. Tefsir hocası olacaksınız. Fıkıh hocası olacaksınız. Bu ayetleri, bu hadisleri yazamazsanız nasıl yarın öğrenci size ya doygunluk yani mutmain dereceye ulaşmış hocamız çok şey biliyor yani biz bu hocadan yararlanırız. Hani Yusuf El Karadavi demişti ya, böyle güzide hocalar var, onlardan yararlanamadık yani. Hatırladığım ilginç anılarımdan biri şudur. Biz lise birinci sınıftayken hocalardan biri dersimize geldi. Ders yine seçmeli dersti. Zarif ve espri yapan bir hocaydı. Öğrenciler ile biraz zaman geçirmek istedi. Şöyle dedi. Her öğrencinin hayatında yapmak istediği, gelecekte olmasını istediği temennisi ne olmak istediğini söylemesini istiyorum. Sınıftaki herkes gelecekte ne olmak istiyorsa onu söylemeye başladı. Biri orduda subay olmak istediğini söyledi. Hoca ona inşallah mezarlık bekçisi olursun dedi. Yani sende bu vasfı göremiyorum diyor. Sende bu ilim yok ki yani. Sende bu nizam yok ki, ancak sen mezarlık bekçisi olabilirsin diyor. Başka bir öğrenci, ben de Eser'in lise okulunda hocamız gibi hoca olmak istiyorum dedi. Hoca ona da sen köyümüzdeki kursun hocası olacaksın dedi. Nereden biliyor diyecek Emad kardeşim. Muhittin abi, Muhittin abi, siz bizi 4 yıl sonra tanıdınız. Ah ah, 4 yıl önce neredeydiniz? Erdoğan Hoca Gazi Magosa'da oturuyordu. Muhittin abinin biz ne zaman ayağı kırıldı, o zaman geçmiş olsun Muhittin abi dedik. Ondan sonra Muhittin abiyle sarmal hale geldik. Dost olduk. Kardeş gibi kardeş olduk. Yoksa ya Türkiye'den gelmiş adam, ben ona iltifat etmek zorunda mıyım yani? Kim olursa olsun bana ne kardeşim? Görevini yapıyor. Çanakkale Ortaokulu'nda öğretmenmiş, bana ne yani? Ona o güne kadar dokunsaydın ondan demek ki daha çok cevherler, inciler derleyebilecektin, ama Muhittin abi öyle diyordu. Hocam çok geç tanımışız sizi. Biz ancak sizin ayağınız kırıldığında sizi tanıyabildik. Bir ziyaret vesilesiyle tanıyabildik. Buna da şükürler olsun. Muhittin abimi tanımadan da adadan ayrılabilirdik yani. Sonra benim sıram geldi. Yusuf Elkaradağ 150 kitap yazmış, imza atmış. Elhamdülillah onu da söyleyeyim. Yusuf Elkaradağ ansiklopedisi çıktı. Koskoca yani bir dolabı dolduruyor kardeşlerim. Cilt olarak şu anda net sayısını veremem ama bir arkadaş hadisçilerde resmini çekmiş.
Şu gördüğünüz diyor Yusuf El-Karadavi'nin ansiklopedisidir. Fıkıh bölümü ayrı bir ciltte yazılmış yazdıkları. Hadis bölümü ayrı bir ciltte yazılmış. Cilt cilt yazılmış yani. Tefsire dair eserleri bir bölüm olarak çıkmış. Hemen hocamızdan isteyenler oldu. Dediler ki hocam biz üniversitemize Yusuf El-Karadavi'nin bu ansiklopedisini kazandıralım. Hocamız da onlara henüz erken diye bir cevap verdi. Bir takım şeyler yazdı. Burada hani paylaşmayı belki uygun görmüyorum yani. Bana sen ne olmak istiyorsun diye sordu. 150 kitaba imza atan bakalım hocamıza nasıl yorum yapacak. Ben de ona şöyle dedim. Hocam müsaade buyurursanız ne olmak istediğimi size açık bir şekilde söylemek istiyorum. Ben Eser Şeyhi rektör olmak istiyorum dedim. Şey, rektör yani reisul camia. Öğrenciler hocanın bu hayalime şakacı bir cevap vereceğini bekliyorlardı. Zira hayalim bir hayli ilginçti. Fakat hoca şöyle diyerek herkesi şaşırttı. Çocuklar bunu gözünde çok büyütmeyin. Gerçekleşmiş nice büyük hayaller var. Nice uzun ihtimalli hayaller var ki gerçek olmuştur. Muhittin abi annemi tanıma imkanı bulamadı. Çünkü annem ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne atanmadan 1995'te vefat etmişti. Babam 1987'de vefat etmişti. Annem beni sorduklarında hep şöyle diyordu. İlahiyat hocası. Daha ben ilahiyat fakültesine hoca olarak atanmadım ki anne. Nereden biliyorsun sen ben ilahiyat hocası olacağımı? O benim gözümdeki feri ışığı görüyordu. Bana süt veren, karnında taşıyan, beni kucağında büyüten, benim ne mal adam olduğumu herhalde bilirdi yani. İlahiyat hocası diye beni tavsiye ediyordu. Ben annemin vefatından sonra doktoramı bitirdim. Bir doktora öğrencisiydim. Gelip gidiyordu Ankara'ya. Yüksek lisansımı bitirmiştim. Yani uzman olmuştum ama doktor olmamıştım henüz yani. Allah-u Teala lütfetti annemin vefatından sonra doktora yapmayı. 1995 yılında ben doktoraya başladım. Annemin vefat ettiği yıl öğrenciydim ancak doktoramı bitirmemiştim yani. 1999 mezunuyum. 14 Mayıs 1999 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapıldı doktora savunmam yani. Annemin vefatından hadi 96 diyelim 3 yıl 5 ay sonra. Yani 14 Mayıs'ı da sayarsanız yaklaşık yani 5 aylık bir süreç de var. 3 yıl 5 ay yani. Nice uzak ihtimalli hayaller var ki gerçek olmuştur. Hem tarihte hem de vakada. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, babası 2. Murat Padişah, onu zorluyor yani. Ya ben yani devlet başkanı olayım, benim emrime itaat et ya da bu işleri yap diyor ona. İstanbul'u fethedecek yani. 23 yaşındaki bir genç İstanbul'u fethedecek. 21 yaşında babasıyla tartıştığında yani. 23 yaşında Bizans'ı dize getiriyor yani. Bizans'ın kalelerini topla dövüyor. Büyük toplar döktürüyor. Karadan gemileri yüzdürüyor yani. Haliç'e indiriyor. 23 yaşında. Kızım hala sen niye oyun oynaştasın? Fatihler doğuracak yaştasın. Kızım sen böyle davranıyorsun ama oğlum farklı mı davranıyorsun sen? Oğlum sen niye oyun oynaştasın? Fatihler gibi İstanbul'u fethettiği yaştasın. 23 yaşındaki bir genç bugün ya bana ne devletin yönetiminden, bana ne bu ülkenin israf olmuş kaynaklarından diyebilir mi? Diyor işte ya. Görüyoruz örneğin edebiyat fakültesine giriyoruz, bütün lambalar yanıyor. Diyelim eğitim fakültesine giriyoruz, eğitim fakültesi şimdi bizden gitti, bütün lambalar yanıyor. Hiçbir öğrenci yok. Ya bu öğrenciler niye elektriği yakarak gittiler? En az 100 tane floresan yanıyor yani. Her bir sırada 4 tane büyük buton var yani. Her bir butonda da her bir butonu işleten sistem 4 tane lambayı işletiyor yani. Diyorum ki ya bunu yapan diyorum zatlar niye
Bütün butonlara diyelim 4 tanesini bağlamışlar. Ben bir tanesini yakmak istiyorum. Olmuyor yani. Bir tanesini yaktığında 16 tane ışık yanıyor yani. Böyle şey olur mu ya? Ben kardeşim burada örneğin şu anda ders verdiğim yerde yani. Bugün elektrikçiler kısa yoldan işimi yapayım da. Dedim bu ne rezalet ya. 2 tane lamba aynı anda yanıyor. Ben mutfak tarafını yakmak istiyorum. Salon tarafını yakmak istemiyorum. Niye yanıyor bu? Elektrikçiyi çağırdım, ayıttırdım yani. 2 lambayı aynı anda yakıyorum. Düşünün ben Ocak ayında şu anda size seslendiğim, buraya taşındım. Ocak ayından her bir lambada 2 tane lamba yanacaktı. Diyelim bana ortalama gelen ücretin 2 katı gelecekti yani. Yaktığım örneğin elektriğin 2 katı gelecekti. Yazık değil mi? Günah değil mi? Haram değil mi? İnnel mübezzirin kânu ihvâneşşeyatîn ve kâneşşeytânu lirabbihi kefûrâ. Mübezzirin yani müsrifin. Allah-u Teala müsrifler şeytanın kardeşleridir. Şeytan da Rabbine nankörlük etmiştir buyuruyor. Pek nankördür. Bizi israf eden bir toplum isek, israf eden bir kişi isek şeytanın kardeşi olarak Allah-u Teala tavsif ediyor. Sonra Ziya abimiz var. Bu binada oturmuyor. Kiracısı var. Beni aradı. Dedi ki hocam bu ne rezalet. Bir lamba açtığımda ikisi birlikte yanıyor. Dedim ben ayıttırdım. Sen de ayıttır anlamında. Ona da aynısını yapmış yani. Yani bir butona 2 tane lamba bağlamış. Sadece bu değil yani. Koskoca 32 hanelik bir bina bura. Şu anda benim oturduğum 31 numarada oturuyorum ben. Çağırdık elektrikçiyi, dedik bu sensör niye yanmıyor? Hiç bağlamamış adam. Sensörü hiç bağlamamış. Sadece butonunu, oradaki lambayı bağlamış. Hani kaskını bağlamış, defolmuş gitmiş yani. Kırdı orayı tek tek, çatır çatır kırdı. Ya bu ne rezalet ya? Bu ne rezalet? Koskoca sen Bartın'ın göbeğine koskoca 32 dairelik bir bina yapıyorsun. En gözde yerine bir bina yapıyorsun. O binaya butonu bağlamıyorsun. Butona elektriği bağlamıyorsun. Ne elektriği? Oraya hiç hattı bağlamamış adam. Sadece lambanın başını, sensörü bağlamış, defolmuş gitmiş yani. Çatır 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 benim kapının önü yanmıyordu yani. Diyorum ya bu kapının önü niye yanmıyor? Zannediyorum ki ampul bozuk. Alakası yok yani. Hiç adam oraya tesisatı çekmemiş yani. Ya bina büyük. Kim ne diyecek yani? Sıvalara bakıyoruz dökülüyor. Boyalara bakıyoruz dökülüyor. Şişirmiş adam yani. Peki burayı yapan adam hiç mi kontrol etmedi buradaki adamları? Canını okurdum ben bu boyayı yapan adamları bilseydim. Tek tek bunları hani yalatır deriz ya, yalattırırdım bunları yani. Bir tarafta sıva dökülmüş, hiç oraya alçı çekmeden üzerine boya çekmiş. Yazıklar olsun. Ben helal etmiyorum bunlara hakkımı. Zerre miktarı helal etmiyorum. Ne müteahhitine, ne burayı yapan işçisine, ne ustasına yani. Kırdığı yere örneğin cam kapama yaptırdım. Kırmış adam yani. Direği kırmış. Oraya bir beton ya da bir yapıştırıcı sistem eklememiş. Kaç defa telefon ettim. Hep beni kandırdı. Araba bozuk dedi, kandırdı. Atlattı. Oğlum yok dedi, kandırdı ve gelmedi yani. Sizin gibi esnafa yazıklar olsun yani. Beddua etmiyorum. Sizin gibi esnafın ben yakasını ahirette toplayacağım diyeceğim. Beni kandırdın. 3 ay beni oyaladın ve gelmedim yani. Hanım 4 yıl görev yaptı burada. Bir tane havalandırmayı 3 ayda yaptıramadım diyor yani. 3 ay usta gelmiyor yani. Yazıklar olsun. Siz bu toplumda nasıl kazanıyorsunuz? Bu toplumda nasıl insanları bu şekilde oyalayarak, kandırarak onların paralarını alıyorsunuz? Ya 3 ay bir banyo kursu diyelim bir zat bu evi kullansınlar diye vermişler. Ama her yeri dökülüyor yani. Ama hanımefendi geldi, boyattı, sıvattı, bir hale getirdi kursu. Dedi ki şu camı da değiştirelim yani. Söktü adam gitti, 3 ay gelmiyor ya. Oraya bir banyo havalandırma takacak, 3 ay gelmiyor yani. Oraya sinekler giriyor, böcekler giriyor. Yani bu kadar ustalık ele mi düştü yani? Su patlıyor, adamı çağırıyorsun diyor. Diyor ki yani ben oranın diyor suyunu taktım diyor. Ya bu senin maharetin.
sıkmamış. Tamamıyla sıkmamış. Su akıyor, su fışkırıyor. Bu benim işim değil diyor ya. Esnaf ne hale gelmiş? Şimdi bu esnaf Eser Üniversitesi'nden mezun olsa, gelse bu toplumun başına vali olsa ne? Kaymakam olsa ne? Yargıç olsa ne? Hakim olsa ne? Adaleti, yani topuzunu kaçırmış diyorum ben. Topuzunu kaçıran, hile yapan işinde kim olursa olsun, hangi bakanın görevlisi olursa olsun Allah'ın huzurunda nasıl hesap verecek? Bunu söylemeden geçemiyorum. Hem tarihte hem de vakada bazı insanların hayal ettiği, başka insanların ise saçma gördüğü, imkansız zannettiği hayaller var. Ama bu hayallerin sahipleri çalışmış, çabalamış ve sonuçta hayallerine ulaşmıştır. Yusuf El Karadavi Hürriyet Meydanı'nda, Mısır'da, Kahire'de bir konuşma yaptığı için tutuklama kararı veriliyor. Zaten ihvanın kapatılmasında kendisini tutukluyorlar. Bir önceki derste anlatmıştık. Hoca da benden kurtulmuştu demişti Şaravi. Çok soru soruyorsun sen, çık defol. Dersten atmıştı beni. Ya hocam yapmayın etmeyin. Beni derse alın. Hoca beni derse almamakta ısrar etti. Sonra ihvan kapatıldı. İhvan-ı Müslümin derneği kapatıldı. Derneğin yöneticilerinden olduğu için hoca da benden kurtuldu. Beni de tutukladılar. Daha sonra ben bu hadiseyi size uzun anlatacağım demişti. Katar Devlet Televizyonu'nda, Katar'a gidiyor zaten, Katar'a yerleşiyor. Orada fakülte dekanı oluyor. O konuşmadan sonra aklında devlet yaptırım uyguluyor. Yani Mısır'ı terk ediyor. Katar Devlet Televizyonu'nda sunucu olan değerli kardeşim Abdülaziz Seyit bana bir soru sordu. O esnada hayatımda geçen anılarım kaydı alınıyor ve yukarıdaki anlattığım olaylardan bahsediyordum. Dedi ki bu temenniniz halen geçerli mi? Ben de dedim ki birincisi zaman geldi, geçti. Ben şu an 75 yaşındayım. İkincisi şu an sadece Eser Şeyhi devlet desteği olmadan tek başına istediği ıslahatları ve tecditleri yapmaya muktedir değil. İstediğini Eser Üniversitesi'nde rektör yapamaz diyor yani. Daha önceki rektörün Kral Faruk tarafından atandığını Yüksek Alimler Konseyi'nden izin çıkmadan Eser'e şeyh yani rektör atanamayacağını ifade etmişti. Burada da onu açıklıyor. En azından eli kollu bağlıdır. Yapamaz istediğini yani. Ben böyle bir görevi ne yapacağım yani? Elim kolum bağlıysa, ben burada istediğimi Eser Üniversitesi'nde rektör olarak yapamayacaksam ne işim var diyor Eser Üniversitesi rektörlüğünde. Hocam sizin bir hayaliniz vardı Eser Üniversitesi'ne rektör olmak. Bu hala 75 yaşındasınız. Bu idealiniz, bu arzunuz gerçekleşsin ister misiniz? Hayır diyor yani. Ben böyle bir durumda Eser Üniversitesi'nin şeyi olsam ne yani? 150 kitaba imza atmış Emad kardeşim, Muhittin kardeşim. 2022'de hakkında yeryüzünde şu anda benim dışımda yazan vardır belki benden sonra. İlk 3 ay içinde hakkında ilk kitabı yazan benim Türkiye'de. Değil dünyada yani. Çünkü dünya literatürünü de takip ediyoruz. Benden sonra hakkında bir doktora tezi yazıldı. Yusuf El Karadavi'nin yani. Şimdi yazılan kitaplara bakmıyor adam. Kendisinden önce bir kitap yazılmış ya. Bu senin dipnotunda olmalı. Bu senin literatüründe olmalı. Ankara'da böyle bir eser yayınlanmış. Hiç olmazsa yazarından bu eseri istemelisin. Hiç olmazsa künyesini istemelisin. İstanbul'da bir hadis tarihi yazıldı. Hocaya ulaştım. İsmi bende kalsın. Bir profesör. Dedim hocam iki tane benim Tirmizi ile ilgili eserim var. Bunlar yok. Tirmizi ile ilgili bölümde Sahih Buhari eserlerine yer vermiş. Bu tam bir rezalet yani. Tirmizi ile ilgili Türkiye'de çalışmalar var. Yayınlanmış eserler var. Benim araştırma yayınları tarafından Tirmizi'nin Süneni üzerine yaptığım, metodu üzerine yaptığım araştırma 2013'te Ankara'da yayınlandı. Hiç olmazsa bunun künyesi olmalı sende. Biz esere ulaşamadık ama böyle bir eser yayınlandı demen lazım. Bunun yanında 2016'da Muhammed bin İsa Ettirmizi'nin çalışmaları üzerine yapılan, yazılan eserler diye bir eser yazdık yine. Araştırma yayınları tarafından yayınlandı. Okuma listesine bile koymamış yani. Bir profesör ben
bir doktor öğretim üyesiyim. Eleştiriyorum onu yani. Diyorum hocam bu eserler sizin hadis tarihinde niye yok yani? Koymak istemezse siz zorla koyduramazsınız oraya yani. Şöyle dese bu eserlerin baskısı kalmadı. Bana verdiği cevap bu. Sizin diyor eserinizin diyor piyasada baskısı yok ki. Tamam tükenmiş olabilir. Deseydiniz hocam sizin eserinizin biz kapağını görüyoruz. Bize lütfeder misiniz? Bununla ilgili falan falan sayfaları gönderin hiç olmazsa tamamını bunun göndermezseniz. Şu düştüğümüz hallere bir bakın. Hadis tarihinde Türkiye'de yazılan iki tane Tirmizi ile ilgili kitabın adı bile yok yani. Sen nasıl o zaman hadis tarihi diyebilirsin? Nasıl Türkiye'deki çalışmalar diyebilirsin yani? Nasıl Tirmizi okumaları diyebilirsin? Sahih Buhari ile ilgili okumaları vermiş Tirmizi bölümünden. Sahih Buhari'yi Sahih Buhari bölümünde vereceksin. Niye Tirmizi bölümünde veriyorsun yani? En azından eli kolu bağlıdır. Ben böyle bir görevi ne yapacağım? Üçüncüsü, devrim döneminden sonra bu makama gelmek için hükümetin siyasetine boyun eğmek. Devrimde kimler vardı? Cemalettin Nasır gelmişti. Cemal Abdülnasır gelmişti. Daha sonra Hüsnü Mübarek gelmişti. Daha sonra Muhammed Mursi devlet başkanı olarak seçilmişti. Muhammed Mursi'yi junta rejimi, askeri rejim görevden almış, hapsetmişti ve savunması anında şehadet şerbetini içmişti. Şimdi junta, askeri yönetim, Sisi yönetimi idare ediyor Mısır'ı. Devrim döneminden sonra, yani bu sıkıntılı dönemden sonra bu makama gelmek için hükümetin siyasetine boyun eğmek, onu razı etmek, onun gemisine binmek gerekir. Yani benim ne işim var yani böyle junta rejimlerinin diyor idaresi altında diyor ben niye rektörlük yapacakmışım ki? Bana zaten diyor istediğimi yaptırmazlar yani. Bundan dolayı ya batıl konuşacaksın ya da susacaksın. İşte dünya müftüsü böyle olur yani. Ben diyor Eser Üniversitesi'nin şeyhi niye olayım yani? Niye rektör olayım? O zaman hakikati söylemeyeceksin, batıl konuşacaksın. Saçma sapan şeyler söyleyeceksin. İpe sapa gelmez şeyler söyleyeceksin. Aksi halde bitmeyen bir çatışmanın içinde yer alacaksın. Bundan dolayı benim gibi birisi bu makamdan uzak tutulur. Herkes kendisine göre takdir edilen işi kolaylıkla yapar. Son bir paragraf kaldı. Ezan da yakın 12.48. 13 civarında ezan okunuyor inşallah. Cuma sonu yolcuyuz. Sağlık sıhhat afiyet içinde inşallah. Ankara'ya Rabbim kavuştursun sadece bizi değil. Yollardaki bütün kardeşlerimizi Cenab-ı Hakk'a bu imkanı bize temin ettiği için böyle dersleri açmaya en uzun dersleri Muhittin abi Türkiye'de bakıyorum. Bir iki ders açmış bitmiş yani. Ya ben şu anda 50'yi zorluyorum. 40'ı aştım yani Yusuf El Karadavi ile ilgili. Onun bir hatırasını yad ediyor bitiriyor. Ben 232. sayfaya gelmişim. Satır satır okuyorum ve değerlendiriyorum yani. Onunla ilgili yazılmış bir kitap varsa onu anlatıyorum. Onunla ilgili Türkiye'de yaşanmış burada diyelim başörtüsü olayları var. Türkiye'deki başörtüsü olaylarını anlatıyorum. Türkiye'deki diyelim junta rejimlerinden bahsediliyor. Kenan Evren dönemlerini anlattım ben. Daha önce İmam Hatip Lisesi'ne Kenan Evren geliyor, beden dersine giriyor. Diyor ki hocam dersin ne? Beden dersi. Beden dersi diyor. Burada mı yapılır yani? Hoca diyor beden dersini sınıfta yaptırıyor yani. Ankara İlahiyat'a geliyor. Kız çocuğuna diyor ki niye başını örtüyorsun diyor. Hocalar sana baskı mı yapıyor? Hayır diyor ben inancım gereği yerine getiriyorum. 7. Cumhurbaşkanımızdan bahsediyorum. Junta rejimiyle başa gelen 1982 anayasasını yazdıran ve ardından 1982 anayasasının kabulüyle cumhurbaşkanı olan vefat etti Kenan Evren. Sonra dekanlık katına geçiyor. Dekanımız diyor ki Ankara İlahiyat'ın en güzide profesörlerinden bir tanesi. Benim hocam yani hadis hocam. Lisansta, yüksek lisansta, doktorada bize ders verdi. Talat Kotçi, o dönemin dekanı, fakültenin yöneticisi. Biz diyor hocaların kapısından bekliyoruz. Ankara İlahiyat'ın iki kapısı var. Öğrenci kapısı ve hocaların kapısı. Bana göre hocaların kapısı sol tarafta. Yani doğu tarafında. Öğrencilerin kapısı batı tarafta. Batı tarafından giriyor yani. Ve bir kız çocuğuna seni diyor zorla mı hocaların diyor başını kapattırıyor. Hayır diyor ben inancım gereği kapatıyorum. Ta çocukluğumdan beri
Ben başımı kapatıyorum. Sonra dershaneleri geziyor. Sonra dekanlık katına iniyor. Hoca diyor, biz ara sıra diyor içiyoruz diyor yani. Bunda ne mahsur var diyor Talat Kotçiğit'e. Talat Kotçiğit profesör doktor, 2011'de o da rahmeti rahmana kavuştu. İçkinin haram olma safahatını anlatıyor. Yani içki haramdır ayetlerini okuyor. Giderken rektöre diyor ki alın bunu görevden yani. Rektörden diyor, daha sonra ben hatıratını yazmıştım. Onunla ilgili bir bölüm yazdım. Daha sonra diyor ki rektör, daha sonra duydum diyor hocamız. Rektör ikna etmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı'na. Sayın Cumhurbaşkanım, hocanın zaten görevi bitecek. Yani biz çok az kaldı görev süresine. O kendisi yani görev süresi bittikten sonra zaten dekanlığı bırakacak. O güne kadar müsaade edelim. Yani kerhen diyor kalan günleri tamamladım demek istiyor Profesör Doktor Talat Kotçiğit. Bak o dönemdeki sıkıntıları anlatıyoruz. Sadece Yusuf El Karadavi'nin Sisi yönetimindeki, şu anda yönetimin bir önceki mübarek yönetimini, Hüsnü Mübarek yönetimini, Abdülnasır yönetimini anlatmıyoruz. Abdülnasır da Seyit Kutub'u idam eden bir devlet başkanı. O gece peygamberimizi rüyasında görüyor. Bununla inşallah bitirelim. Son bir paragraf. Bize diyor Seyit, kavuşmak istemez misin? İstidasını yazıyor yani. Sabah mahkemede okuyacak yani savunmasını. Ve Cemal Abdülnasır haber gönderiyor. Diyor ki onu bir şartla affederiz. Bizden özür dileyecek. Senin gibi bir zalimden diyor özür dilemem. Ve Seyit Kutub'u idam ediyorlar. Seyit Kutup yırtıp atıyor istidasını yani. Değerli kardeşim Doktor Ahmet Assal benim bu arzuma şöyle bir yorumda bulundu. Sen bir şey arzuladın ama Allah senin için arzuladığın şeyden daha hayırlısını istedi. Sen eser şeyhi olmak istedin ama Allah seni ümmetin şeyhi olmanı diledi. Zaten Batılılar global müftü diyor. Yusuf El Karadavi dünyanın müftüsü yani. Bak ne kadar güzel. Doktor Ahmet Assal, sen diyor eser şeyhi olmayı istedin. Allah bütün ümmetin şeyhi yaptı, bütün ümmetin hocası yaptı seni diyor. Elbette ki bu iki makam arasında fark var. Eser şeyhini devletin yöneticisi seçer. Bu seçim ister insanların isteğine uysun, ister uymasın fark etmez. Ama ümmetin şeyhliğini ise ümmet seçer. Her canı gönülden hem de isteyerek seçer. Canı gönülden yani arzu ederek seçer. Eser şeyhini devlet isterse azledebilir, görevden alabilir. Ama ümmetin şeyhliğini kimse senin elinden alamaz. Çünkü bu unvana o değil, seni yani devlet değil, ümmet getirmiştir. Kardeşlerim, ücretsiz yolculuklar faslına 232'ye geldik. Ben 4 yıl bu eser, ha ömrüm kifayet eder mi, sağlığım el verir mi, devamını getirebilir miyim? Ya bunu biz kapatmış değiliz. Uzun bir tatile belki gidiyoruz Eylül ayına kadar, Eylül'ün 4'üne kadar Bartın'da bulunmayacağız. Ha arada gelebilir miyiz, acil bir durum çıkar mı? Yani devletin şöyle bir hakkı var izin verirken, istediği anda sizi göreve çağırabilir yani. Çünkü devletin yasasında var. Burada acil bir durum hasıl olmuştur. Sizin buraya gelmek gibi bir mecburiyetiniz var. Sizin izninizi iptal eder. İzniniz iptal edilmiştir. Pazartesi göreve dönmek zorundasınız der. Gelmezseniz hakkınızda devlet işlem yapar. Kardeşlerim, Allah'ın izni ve inayetiyle şu mübarek cuma gününde Yusuf El Karadavi'nin ücretsiz yolculuklara kadar anlattığı, yani öğrencilik yıllarında hocalarıyla yaşadıkları bir nevi hayalimdeki temennilerim, öğrenci hayallerim neydi? Ve bana ders vermesini arzu ettiğim hocalar bölümünü Allah-u Teala'nın izni ve inayetiyle sonlandırmayı lütfeden Allah-u Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatü selam olsun. Bakın ben bu kadar okumuşum, çizmişim. Buna rağmen bir de bunun dersini yapıyorum yani. Bir daha aşk ile,
sabır ile bu işi diğer kardeşlerim de görsünler. Bu sıkıntıları Eser Üniversitesi'nde ne sıkıntılar yaşanmış, Mısır'da ne sıkıntılar yaşanmış, alem İslam'da ne sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde, Osmanlı döneminde, Selçukluların döneminde, Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Dört Halife döneminde, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bu gibi hangi hadiseler yaşandı? Allah Resulü ne sıkıntıyla ümmeti Muhammed'i yani bu kadar toplayabildi, bu kadar ta Çin hududuna kadar fetihler yapan bir ümmet haline getirdi. Sahabe ardından bu ümmeti nasıl teşkilatlandırdı? Hilafet teşkilatı nasıl kuruldu? Hilafetten sonra başa geçen Emeviler döneminde hadiseler nasıl şekillendi? Abbasiler döneminde Yusuf el-Karadavi'nin ister kendi hayatında anlattığı ister anlatmadığı olaylar nasıl gerçekleşti? Burada diyelim bir hadis tedvininden bahsediliyor. Emeviler döneminde tedvin nasıl gerçekleşti? Burada diyelim bir tasnif döneminden bahsediliyor. Hadisler nasıl sınıflandı? Hangi sıkıntılarla Buhariler, Müslimler, Tirmiziler, Ebu Davudlar, İbn-i Maceler, Ahmet bin Hanbeller, Nesailer eserler yazdı? İmam-ı Azamlar ne sıkıntılarla hapishanelerden zirveye tırmandılar? Ahmet bin Hanbeller devlet ricali tarafından nasıl cezalandırıldı yani? İmam Malikler Medine'de nasıl bir ekol haline geldi? Medine ekolünü kurdu. Rey o ekolü nasıl yükseldi yani? Rey ekolü ile Medine ekolü arasında sıkıntılar nasıl baş gösterdi? Pek çok konuya burada parmak basıyoruz. Elhamdülillah 40'ı aştık, 50'ye doğru kervanımız yol alıyor. Cenab-ı Hak inşallah Yusuf el-Karadavi'nin 4 ciltin tamamını bitirmeyi bizlere lütfeder. Hayırlı cumalar, selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kalın sağlıcakla ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.